Saat gece yarısı olmalı. Bu ateşten başka biraz daha ışığı var. Ancak hala insanın göremeyeceği, işitemeyeceği, kokusunu alamayacağı bir dünya ile çevreliyiz. Sürü çoktan dinlenmeye çekildi. Sıra bizde. Gene de güvende hissediyoruz. Sabah oldu. Sürünün sıcaklar bastırmadan köye geri dönmesi gerekiyor. Sütleri sarılacak ve beslenmek için tekrar akşamı bekleyecekler. Yaz sıcağında yayılamadıkları için güneş batmadan önce meraya çıkıyorlar. Geceyi açık arazide geçirseler de güvenliklerinden hiç endişeli değil gibiler. Binlerce yıllık çobancılık geleneğinde süre geldiği gibi güçlü koruyucularla çevreliler, çoban köpekleriyle. Eskişehir ve yakın çevresinin bozkırlarına has bir popülasyon, diğer bölgedeki köpekler arasında dikkat çekiyor. Bu köpekler atik, dikkatli ve bembeyazlar. Akbaş ya da yöresel ismiyle akkuşların ünü çoktan ülkemiz sınırlarını aşmış durumda. Ancak biz köpeklerimizin nesillerdir sürülerini onlara emanet eden gerçek sahiplerinden dinlemek istedik. Akkuş belgeselimizin bu ilk bölümünde Kasım Aşın'ı dinliyoruz. İsminiz ve hangi köydesiniz? Bize tanıtır mısınız? İsmimiz İmişehir köyünde yaşamaktayız. Tabii ki ezelden bu köydeyiz. Hani bu akbaşçının şeyi ta babadan geçme. Hani her zaman beyaz mıydı köpekler? Hep beyaz. Hep beyaz taşımışımdır ama ne bileyim ona merak sardı yani. Beyaz beyaz, akbaş olarak. Hep onunla devam. Kendimi eğitiyorum. Kendimi yetiştiriyoruz. Hani eğitim çok önemli şey. Bir köpek had edinme, kurda gitmesi, tilkiye gitmesi ne yapayım ben o köpeğe? Kesinlikle. Nasıl pek seçiyorsunuz? Sizin için iyi akbaşını, sizin seçtiğiniz ve sürülerinizde kullandığınız köpeğin özellikleri nelerdir? Ya esas seçim olarak bak ben size bir şey söyleyeyim. Köpek eniklerimi götürüp dökçe köpek kendisi seçecek. Mesela oradan 3 tane enik seçtim, 2 tane enik. Nasıl seçiyor peki köpek? Annesi mi seçiyor? Annesi seçiyor bak. O çok... Nasıl hissediyorsunuz mesela şu yavruyu seçti diye? Görüyorum ben onu, bakıyorum. Hani onun şeyiyim ben onun. Ona en şeyi odur yani seçip getirdiğidir. Ha, ben kendim de çok anlıyorum da hani. Onun seçmesi daha iyi. Kasım amca burada bir devreye girebilir miyim? Hocam bu şimdi eniklerini yavruladığı yerden başka bir yere aldığında ilk taşıdığı eniklerden bahsediyorsun değil mi Kasım amca? Herhalde. İlk doğumda. Açıklama getireyim. İlk birkaç saat içinde. Tabii ilk doğumda alıp da hani böyle o seçer saat yani alır buradan eniği oraya götürür. Esas odur. İlk seçtiği enikler hocam. İlk seçtiği enikler. Çok enteresan bir bilgi. Şimdi köpek bir yere enikler ama orası bizim için uygun değildir. Biz onu alırız işte oraya koyarız. Köpek tekrar onları taşır. O ilk aldığı seçtiği iniklerden çok bahsediyor. Ha Kasım amca. Yani. Mesela hani iri derse iri seçilir. İyi. İniğin ufağı daha sert olur. Evet. Her zaman. Ama irisi de şey olur. Hani ufak çok sert olur. Keskin olur. Ama anasını seçmez. Sonra biz şimdi eskisi gibi bakmıyoruz. Şimdi inikleri at ambarın içine böyle karanlık yere. Hiç kimseyi görmesin. O iniğin önüne geçilmez. Ama ben onu yapmıyorum artık. Neden? Çünkü eskisi gibi değil. Her taraf insan oldu, yazlık, çoluk, çocuk çok. Öyle yaptığı zaman çok keskin oluyor. Çok sert oluyor. Çok sert oluyor karanlık bir köpek. Ama şimdi biz hep hayvanları gözüküyoruz, oruçluyoruz, vuruyoruz diyelim. Hani o şekilde.
Sonra ben kırda helva ilanı böyle dururdum. Helva ilanı, eski helva ilanı, şimdi değil. Böyle yuvarlaklarını. Ona sağardım gece, enik yetiştirirken. Onları içerken ben keyif olurdum. Ekmeği de doğrardım içine. Daha o enikler koyundan hayal hiç kalmaz. Hiç kalmazdı düzgün. Evet. Yani böyle sütü içtiği zaman lıtır lıtır. Koyun buradan çıksın, izine düşer o enikler. Koyunu bir zanda bulurlar daha 3 aylık enik. Kasım amca, ben de sen gibi süt döküyorum. Herkes delisin bana diyor köpeklere. Haftanın bir günü keçilerin yani, sütünü içiriyorum. Haftanın bir gün değil yani. Şimdi gerçekten konuşmak ben bunu. Eniye sütle bakacaksın. Gerekirse içine yumurta kıracaksın. Sarısını aynen kıracaksın. Yani enik yetiştireceksen öyle. Öyle bakacaksın yani. Öyle. Çünkü ben çok iyi bilirim yani. Kasım amca, çok eskin bilgilerine dayanarak neden akbaş karabaş da değil de dersek? Ya şimdi yavrum ben akbaşa iyice gönül vermişim. Öyle az uz değil yani. Evet. Ben kendim bu işi yaptığım için sürücüyüm mesela. Tabii ki şimdi buradaki enik tam 3 tane koyun bıraktırdı bir yaşındayken. O saldıran köpek mesela. Onlar işte ilk çekimlerin babalarının yavruları. Karabaş'a göre daha seri, pratik. Pratik hayvan. Evet. Ya tamam pratik yani kangala görüşü, kangalı kötülemek değil. Herkesin yapısı ayrıdır yani her cinsin ayrıdır yapısı ama bunu ben kendim yapıyorum. Tabii pratik. Şimdi sen kırda olsa ben bağırayım bak ne yaptırıyor. Yaylaya çıktığım zaman bunlar gördü geçen gün Hüseyin gel. Bas silahı hepsi yiyor. Birbirine bakma ararlar böyle yani ya tavşan arayacak ya kurt arayacak. Öyle yani eğittim. Öyle ben köpek boğuşturana çok karşıyım. Adam keyfi köpek boğuşturuyor. Köpek boğuşturuyor. Bunu kurt için yetiştiriyorum. Hani hayvana baksın diye yetiştiriyorum. Boğuşturuyorum. Köpeği ben kendim çok eziyorum. Ayrı kurtlar. Yani. Peki bölgedeki kurt nüfusu nasıl? Yani süreye ne kadar dadanıyorlar? Vallahi şimdi dadanma işi dadandım çok kötüdür. Hani diğer köpeğe bıraktıramıyorsa hemen hemen ayda haltıda alır. Ya köpek bıraktıramıyorsa koyun köpeği, akbaş veya kangal hangisi olursa olsun bıraktıramıyorsa hiç methetme. Ama bıraktırıyorsa o köpeği seç. Yanına eliyi tak, en iyi o köpek yetiştirsin. Evet. Yani hangi köpek kurttan bıraktırıyor onu yanında yetiştirecek. Bu bölgede çok kurt var mı şu an? Var. Var ya ben bu sene pek sıkı bir kere gördüm kurt. Yani Mart'ta bir gördüm. Tabii burada kurt bulanlar falan var. Şey yapanlar. Canlı gezmiş kimse köper. Ama bu iki enik o zaman silahı bastık da kıra geldiler. Hani ölüsünü. Kasım amca bu iki enik dediğin isimlerini de belirtebilir misin köpeklerin? Kurtçu. Kurtçu öbürü? Kurtçu Akkuş. Akkuş evet. Dilanalar şeyleri vardı mı? Mercan vardı işte. Mercan evet. O katil Aydın'a verdiğim köpeğe sen bilirsin hani Aydın'a verdiğim hani çekim yaptığımız. Evet evet. Üç tane vardı hani bir. Bir erkek bir şey, onların şeyi yani ezelde bu cinsi ben yürütüyorum. Hani çok memnunum. Eskiden mi akbaş demiyordunuz değil mi? Eskiden ne diyordunuz? Ya akbaş akbaştır ama akkuş. Akkuş, esas geleneksel olarak esas akkuş. Esas akkuş da hangi bir akkuş? Çeşit çeşit palası vardı, ne bileyim paşası vardı, bunun paşa eşi vardı. Kapının önünde arama o hani senin çekim yaptığın yavrular mesela. Diyeceğim böyle yani, yani çok önemlidir yani yetiştirmek, eğitmek. Ben bunu babadan aldım. Mesela benim oğlum da sağ olsun benim yerimi tuttu yani. O kadar gönül vermiş ki. O kadar olur yani. Oğlunuzun ismi neydi Kasım amca? Rasim Irçın. Rasim Irçın. Ben yani buradan kayboldum. O yine bunu devam ettirecek mesela. Ben ondan şeyim hep akbaştır yani. Dışarıdan getirme. Hani dışarıdan aldığın köpek randıman vermez. Ha almıyoruz mu alırız. Kancık olarak sokacağım bunların içine. Ha ben her köpeğe yetiştirdim ama benim oğlum yetiştiremez. Bircan mesela her köpeğe alıştırır alıştıramaz onu bilemem. Köpeğe alıştırmak önemli. Şimdi getirdiğin köpeğe boğuldu ama ben bağırdım. Hepsi susamazlar yani. Başkasının köpeğini veya kendi köpeğini. Yani böyle yani. Hani, Rasim de meraklı bu işe. Peki sizin köpekler adamcı mı? Şimdi ben adamcı olmasa iki tane adamcıdır. Tut dediğim an tutar. Hı hı. Peki köyün içinden geçerken nasıl dengeliyorsunuz? Onları eşekte bağlı gelip gidiyor. Burada takarım, kırda koyarım. Kırdan gelirken daha kırda çeşmede, bataklı çeşmesi var bizim. Orada bağlarım. İkisi öyle gelir. Hı hı. Ötekinden boş gelir. Kimseye de varıp taklaşmazlar. Boyuna dediği zaman hepsi döner zaten. Hiç dokunmazlar kimseye. Tabii insanlar korkuyor. Şimdi köy çoğaldı. Şimdi oldu 200 tane diye. O zaman vardı. 40 tane eskiden bizim. Hepimiz birbirimizdik. Şimdi çocuk korkuyor. Adam korkuyor. Köpen yürüyüşünden korkuyor. Bırak saldırmasına. Diyeceğim kurtuşu böyle yani hani. Koyun ürktü mü köpek çıkacak. Fırladığı an yetişecek o koyun ürktüğü yeri arayacak. Aramıyorsa o köpeğe yalvarma. Bu kadar basit.
ısır çaldım, köpek gidecek, arayacak. Hani soyasına düşecek, kurdun izine ya veya bu tilkinin izine. Yani bu çok önemli şeydir. Kasım amca, soya dediğin kurdun izi oluyor değil mi? Herhalde izi oluyor. Evet. Şimdi boşaha demeyeceksin ki, boşaha dedim. Köpek bir gelir, iki gelir, üçüncü de hiç gelmez. Gösterdim, tam göstereceğim. Mesela ben eşeğin üstüne silah atmışımdır, köpeğin önünde tilki götürürken. Bu köpek döner mi silahtan? Dönmez. Ona nasıl alıştırıyorsun Kasım amca? Sen boşa atmıyorsun ki alıştırıyorsun. Mesela köpeğe avlanırken tavşan kalktı. Havaya veya tavşana bir yerde silah atıyorsun. Hay yavrum, köpek yürüyor zaten. Silah attığın zaman bir daha arar onları. Gerçekten arar yani. Kurt da aynı. Mesela şimdi koyunu tuttu gece. At bir yer silah, koyunu bıraktı. Daha bir daha köpek silahtan dönmez. Hayatta dönmez. Hep ileri atar. İleri o silahı o zaman bir işaret gibi görüyor Kasım bizce amca. İşaret görmez mi bizce? Evet. Tam işaret görüyor. Şimdi boşa silah sıkmıyorsun çünkü. Attığın zaman muhakkak önünde bir şey var. Şimdi kurtla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Türkiye'de kurt avlamak, ya kurt eğer sürüye gelirse köpek kullanmak yerine kurdu vurmak konusunda fikirleriniz, düşünceleriniz nedir? Ya o da bir canlı sonuçta ama iyice tak dersen vurmak mecburiyetindesin yani. Koyunu kırıyor, sürüyü kırıyor. 400 koyuna girmişler iki tane. Nasıl vurmayacağım? Doğru. Tamam, kanunen yazsan ama o zaman bizim koyunlarla olacak, kırılan koyunlar. Onu da söylemeleri lazım, düşünmeleri lazım. Tamam, köpekler hak edemedi. Mecbur çekeceğim, vuracağım kurtları. Ondan sonra yani buna ceza mı geliyor? Yok, öyle bir şey olmaması evet. lazım. Doğru. Peki ne normal şartlarda mı çobanlar köpekleriyle bununla başa çıkıyorlar değil mi? Tabii köpeğinle başa çıkıyor. Hani silahını almak için silah da atıyor canım. Tabii silah da atılıyor. Hep vurmaya değil yani. İyi köpek taşısın, köpekler korusun. Mesela hani işin gerçeği de bu yani. İyi kurtçu köpeğin varsa korkma. Ama dandik köpekse başındayken gündüz yedirir yani. Eğer zaten köpeğini güvenmiyorsa silahına güvenmek zorunda. Öyle canım. Silah da hani öyle kurtlar var ki silaha da alışmışlar. Durma silah at. Saçma gelmedin hiç gitmez. Döner döner gelir sarı sakız gibi. Ama köpek onu tepitiyor, yıldırıyor mesela kalabalık köpek. Mesela kurtçu iki tane köpek oldu mu arkasındakiler gider iyi kötü. Peki kurtçu köpek dediğin nedir? Nasıl, hangi köpeğe kurtçu köpek dersin? Şimdi hangi köpeğe derim? Hangisi koyunu bıraktırıyorsa ben ona kurtçu derim. Öte yanına demem. Ha deyip de varıp da kurtun elinden koyunu alıyorsa o köpek kurtçudur. Evet. Ötekiler de yardımcı arkadan takviye. Ben sana söyleyeyim. Ama ilk önemli olan başta gidendir, çarpandır. Peki sürüyü bırakıp kurdun peşinde kaybolup gitmesi mi iyi, yoksa kurdu boğduğu zaman mı kurtçu, yoksa sadece kurdu sürüden uzak tutması yeterli mi? Ya uzak tutması da önemli ama geldiği zaman da boğması veya çarpması önemli, kovalaması gerek. Ha, bu köpeklerin içinde bir tanesi geri dönmesi şart. Kurtçu köpek, hani usta köpek gider bayırdan silahın sesine geri gelir. Çünkü alışmış hayvan, geriye kurt geldi, boyuna girdi diye. Evet. Şimdi benim kancığa silah at, geri gelir. Kancık o kadar gidemez. Erkeklerin gider ama o geri döner, gelir. Koyunun etrafını böyle dönerler o kurtçuyla ikisi. Etrafında böyle çark dönerler. Çünkü neden? Olması gereken de o değil mi? Sürüyü kurdun peşine giderse sürüyü geride bırakmış oluyor. Üç tane kurt gelmiş, biri çekmiş götürmüş köpekte ama ikisi geri gelip döndü mü şeyle o kurtarır işi. Öbür türlü kırdırırlar zaten. O zaman kurdun peşine gittiği kadar sürünün başına kalan köpek de şart. Tabii canım, geri dönüp gelen çok makbuldur. Hani silah attığın zaman geri dönüp geldim, köpek aradığı zaman o çok makbul köpekler. Anladım. Silah attığınızda köpekler bir tehlike olduğunu şartlamış. Onu biliyorlar. Silahı duyunca hemen... Hemen fırlarlar. Hemen fırlarlar. Korumaya geçiyorlar. Fırlarlar. Sonra köpeğe alıştırmak çok önemli. Bak temin de dedim. Şimdi ben bu koyunu buradan savuşturayım. İstediği yere gitsin. Gece gündüz demem. Eşeğime pinerim, ben buraya gelirim veya başka bir arkadaşların yanına giderim. Köpeklerin üçü de başında, dördü de başında olacak. Öyle yapmıyorum. En tehlikeli iki ayaklıdır. Öte yanına geçsen kurt. İnsanlar. Gerçek ya. Güzel. En tehlikeli iki ayaklı kurttur. Öteki hayvan can tabii ama iki ayaklılar kadar tehlikeli yoktur, ben sana söyleyeyim. O yüzden de bu bölgede gerekirse adamcı bir köpek gerekiyor değil mi? Hocam iki ayaklı dediği insan, insan olmuyor. Evet, insandan bahsediyor. Bak gerçekten iddiacıyımdır. Bu koyun üzerine, akbaş üzerine çok iddiacıyımdır. Yani üstüme, yani sanmıyorum çıkacaklarını da çıkan olabilir belki. Benim gibi de kimse bırakmaz koyunu ha. Gece veya gündüz savuşturayım. Köpekler bırak, kimse yanıma gelmez koyunu bırakıp. Ama ben giderim. Bircem bahanesin filan bayrağa gelir misin? Abi gelirim. Sen neredesin? Şişman yerdeyim. Ben tamam oraya yemeği yaparım. Bircem öyleyim gerçek.
Köpeklerine güveniyorsun. Herhalde. Adamlar sabahleyin korkuyorlar gün doğduktan sonra ya. Arkadaşlar var yörüklerde. Öğlen de indirmiş yatarken. Yatarken indirir tabii. Çeşmenin başında 4 tane kırmış şeyde. Seyit Gazi'de değil mi? Tabii canım. Kırır ya. O da köpek sonuçta. Aynı bizim köpekler gibi. O da onun için geziyor canım. Hayvan karnını doyuracak. Rızk arıyor hayvan. Şey yani. Diyeceğim yani köpeğine bu işi yapıyorsan köpeğin de iyi olacak. Eşeğin de iyi olacak. Her düzen iyi olacak yapıyorsan. Ama gel geç yapıyorsan bana hiç met etme. Sabit yapıyorsan, devam ediyorsan onu met et bana. Mesleğinse ekmek yiyorsan. Herhalde canım ekmek yiyoruz bunun yüzünden. Bu akbaşın yüzünde kırda kalıyorsun gece gündüz. Niye? Yani akbaş değil kangal da aynı. Bakacaksın hayvanlara kardeşim. Bakmazsan köpek sana bakar mı? Bak şunu eve bırakayım arabaya vurduracağım diye. Neden? Öteki enikte eksi birleştiler mi önüne geçilmiyor gece yürüdü mü? De oraya varacak asfalta vurulacak kendisi. Bu sarı soyu. Süzülür böyle süzülür. Öyle gider yani. Hiç şöyle bir küpe gündüz hani eskisi gibi görmüyoruz kurtlar ama köpeklerden göremiyoruz yani. Köpeklerden görmüyor. İnsanlar gündüz, evvel gün mü Hilmi'nin babası telefon etti. Çeşmenin başında öğlen 4 taneyi, 5 taneyi kırmış. Bizim köpeklerimiz iyi olduğu için görmüyoruz Kasım amca. Yani ama diğer köylerde duyuyoruz. Küpe gündüz adamın sürüsüne giriyor. Enikten kapıda yetişmesi çok önemli. Ya sen ne diyorsun? Bak enikken şu kurtun yanında yetiştireceksin köpeği. Ben anlamam. Babam öyle der rahmetli. Köpeği kancık köpek yetiştirir oğlum derdi. Kancık bak. Evet. Kancığa da gerek yok. Ya böyle köpek oldu o zaman. Bu kurtçu gibi. Her şeyi tut dediğinden tutar. İleride bir yılana çarptım. Vallahi anında hepsine geldi o çırptı. Bu kurtçu dediğim, insancı dediğim yani. Öyle yani işte. Bu iş bu. İlk bölümümüzde Eskişehir İmişehir Köyü'nden Kasım Hırçın'ı dinledik. Bize akkuşlarından, onlardan sürü başındaki beklentilerinden ve yavru seçimine kadar bir ömür boyu biriktirmiş olduğu tecrübelerine dayanan bilgiler verdi. Bir sonraki bölümümüzde yolumuz Eskişehir Muttalık Köyü'ne düşüp Osman Şentürk'e misafir olacağız. Bakalım akkuşlar hakkında bize neler aktaracak.